arkadaşlar, bugün yine Sakarya Nehri'nde dün akşamdan kurmuş olduğumuz oltalarımızı kontrol etmek için teknemize bindik. Oltalarımıza doğru gidiyoruz. Evet, havalar soğudu. Gördüğünüz gibi artık kışlık montlarımızı giydik. Sakarya Nehri'nin çehresi değişmeye başladı. Tabi pastırma sıcakları yapar mutlaka bundan sonra ama artık kış ayı geliyor arkadaşlar. Bakalım suların soğumasıyla, havaların soğumasıyla bu kış ayında yayın balıkları oltalara vurmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Temmuz, Ağustos aylarında yayın balıkların en hareketli olduğu dönemlerdi. Bu aylarda güzel yayın balıkları aldık arkadaşlar. Özellikle Ağustos ayında yayın avlarımı çekmeye başladım. Eski videolarımda mevcut. Çok güzel balıklar aldık. Fakat sonbahara doğru havaların serinlemesiyle azaldı oltalarımıza gelen yayın balıkları. Bakalım ne kadar zaman daha devam edecek ya da bitti mi? Artık yayın balığı dibe girdi mi? Artık kış uykusuna yattı mı diyelim? Ne diyelim? Artık yuvalarına girmeye başladı mı? Havaların soğumasıyla daha az yemleniyorlar arkadaşlar. Daha az hareketli oluyorlar yayın balıkları. Şimdi oltalarımızı kontrol edip hep birlikte görelim arkadaşlar. Bu aylarda yayın balığı oltaya vuruyor mu, vurmuyor mu? Ben de merak ediyorum. Ona göre hepimiz tecrübe sahibi olalım bu konularda. Evet, Sakarya Nehri gerçekten kış moduna girmiş bugün arkadaşlar. Evet, inşallah güzel bir trofemiz vardır. Evet, bize rast gelsin arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Videolarımızı izliyorsanız, beğenip abone olduğunuz takdirde bizlere destek vermiş oluyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim sizlere. Evet, artık kuşlar bile çekildiler arkadaşlar. Kış ayının geldiğini hissettiler muhtemelen. Su tavukları olsun, balıkçılar olsun, diğer su kuşları olsun, yalı çapkınları vesaire yemlere dokunmuyorlar arkadaşlar. Yemler yerinde duruyor oltalarımızın. Bunlardan baş edemiyorduk. Yayın balıklarına yem bırakmıyorlardı. Fakat bugün yemler pancaların üzerinde arkadaşlar hep. Ne balık dokunmuş yayın balığı ne de kuşlar dokunmuşlar yemlere. Bu da havanın sertliğinden dolayı kaynaklı olabilir. Evet, bu yemimiz gitmiş. Öyle söyledim ama bu yemimiz gitmiş. Yayın balıklarının da azalmasıyla Sakarya'da arkadaşlar ördek avlarımız devam edecek. Bakalım oltalarımıza. Odun yakalamışız bir tane. Yazın yosunlardan bunalıyorduk. Şimdi de herhalde odunlardan bunalacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Suda bayağı bir yükselmiş sularda. Evet, şu biraz daha yukarı alalım kancamızı. Sudan yüksekte kalsın. Sinemiz yosun kalmasın. Evet, devam ediyoruz. En azından yemlere kuşlar dokunmamış. Bu sayede yayın balıklarının oltalardaki yemleri alıp almadıklarını daha iyi bir şekilde tespit etmiş olacağız arkadaşlar. Daha önceden oltada olmayan yemleri balık mı aldı acaba, kuş mu aldı vesaire derken kuşların aldığını tespit ettim. Çünkü kancalar suyun dışında arkadaşlar. Kuşlar yem alıyor, havalanıyor ve kanca düşüyor dalın üzerine. Balık yapmadığına göre bunu kuşlar yapmış oluyor. Evet.
Bugün kuşlar yemleri rahat bırakmış, öyle gözüküyor. O yüzden olmayan yemlerde yayın balıklarını mesul tutabiliriz. Evet. İnşallah güzel bir trofe denk gelir. Küçükleri çok saldık arkadaşlar bu sezon. Çok küçük yayın balığı saldık. Bunlar da inşallah büyüyerek oltamıza denk gelir. Arkadaşlar hava çok sert ama benim sevdiğim havalar. Seviyorum bu havaları arkadaşlar. Gerçekten ağaçların sesi, yaprakların sesi, doğa her mevsimde harika. Av mevsimi geldi. İnşallah çok güzel avlarımız olacak birlikte. Balık avlarına devam edeceğiz. Balıklar tamamen çekilinceye kadar kara avlara ağırlıklı gideceğiz bundan sonra. Evet. Çünkü mevsim o şekilde gidiyor. Evet, buralardan umutluyum arkadaşlar. Buralar yatakları ama balık gezerse tabii ki ezmezse bir şey yok. Evet, boş. Şurada bir şey yüzüyor. Ne yüzdüğünü tespit edemedim ama. Ben göremiyorum daha doğrusu. Akıntıdan dolayı ufak bir gerginlik var sadece. Benim gördüğüm o. Of! Arkadaşlar bir tane ufak bir gerginlik var dediğim akıntıdan dolayı. Evet. Yayın balığı yakalanmış arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar bu mevsimde de oltamıza yayın balığı vuruyor. Aşağıda yayın balığı var şu anda. Göstereceğim birazdan sizlere. Şapırtısını duydunuz. Fakat oltaları daha güzel, daha verimli yerlere kurmak gerekiyor. Yaz ayı gibi vurmuyor ama vurmaya devam ediyor. Oltalarımızı kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bize rast gelsin bakalım. Size de iyi seyirler. Bakalım limitte mi? Limit altı mı? Limit altıysa salacağız arkadaşlar hep birlikte. Evet, şimdi bakalım. Evet, bakın arkadaşlar. Çok güzel yüzüyor. Bakın. Güzel de takılmış. Ama çok çabalanmış. Bakın. Çok çabalamış. Ve çok çabaladığından dolayı biraz ipek kuyruk atma bulmak için arkadaşlar. Evet.
altı yakalanmış. Arkadaşlar limit altı bir boy. Salacağız bunu da. Ama önce sizlere göstereceğim alıp da arkadaşlar. Evet şu. Şuradaki kancamızı da çekelim. Şurada da bir tane var. Bunda bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu önce güzel bir yere takalım. Evet, buradan daha önce güzel bir trofi almıştım. Fakat bugün limit altı olsun. Olsun, limit altı olsun. Dert değil. Alalımızı alalım. Zarar vermeyecek şekilde kendisine. Balıkların damakları çok sert arkadaşlar. İğnenin keskin olması gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir boyumuz. Çok güçlü. Kasıyor kendini arkadaşlar. Evet. Çok güçlü. Çok güzel bir yayın. Evet. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Arkadaşlar şimdi bu balığı avlanmış olduğum bölgeye olan Karasu amatör olta balıkçıları adına salım yapıyorum arkadaşlar. Bu tarzda bu boydaki balıklarımızı arkadaşlar salıyoruz. Sakarya Nehri'nde bu balıkların limit üstü olup 15-20 kilo, 30 kilo hatta 50 kiloya, 60 kiloya kadar kalananları var. İnşallah başka bir amatör balıkçı kardeşimizin oltasına Sakarya'ya avlanmaya gelen 15-20 kiloluk bir balık olarak tekrardan gelir arkadaşlar. Evet, şimdi salımını yapalım. Balığımızın damakları çıkmış arkadaşlar, bakın. 1,5 kilo civarında bir balığımız. Bunları almıyoruz arkadaşlar. Salımını yapıyoruz. Lütfen diğer amatör olta balıkçısı arkadaşlarımız da bu konularda duyarlı olurlarsa sürdürülebilirlik avcılık açısından her zaman nehrimizde, nehirlerimizde, sularımızda bolca balıklarımız olur yakalamak için. Evet, şimdi salalım. Evet arkadaşlar, balığımızı salıyoruz. Büyü de gel. Büyü de gel. Evet. Haydi bakalım, büyü de gel. Hop. Evet. Derinliklere doğru gitti arkadaşlar. Evet. Güzel bir salım gerçekleştirdik. Sakarya amatör olta balıkçıları adına. Evet, hepimize rast gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü balık avımızın da sonuna geldik. Limit üstü bir balık alamadık arkadaşlar. Güzel bir trofe beklentimiz vardı. Bugün onu gerçekleştiremedik tekrar. Limit altı güzel şirin bir yayın aldık. Onun da salımını yaptık hep birlikte. Evet, videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olduğunuz takdirde bizlere destek vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.